أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. değerli ilim talebeleri, kıymetli kardeşlerim, imamın mescide girenleri beklemesi konusunda kalmıştık. وَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا اَوْ فِي جَمَاعَةٍ ibaresine gelmiştik. وَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا Her kim yalnız başına namaz kılar. اَوْ فِي جَمَاعَةٍ Ya da bir cemaat ile. ثَمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً Sonra başka bir cemaat görür. تُصَلِّي Onları namaz kıldığını görür. Yani ثَمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً تُصَلِّي Sonra namaz kılan bir cemaat görür ise نُدِبَ اَنْ يُعِيدَ مَعْهُمْ Yalnız başına kılmıştı ya. Bu cemaatle birlikte bi niyetil feriza sünnet değil. Fariza niyetiyle, farz bir niyet ile tekrar etmesi mendup kılınmıştır. Ve teka'u neflen ve kıldığı namaz da kendisi için sünnet olarak sayılacaktır. Ve yundebolil imam et tekfifu. İnsanlara imamlık yapan, namaz kıldıran imamın özellikle namazı hafif tutması mendup kılınmıştır. Ve yundebolil imami, imam için mendup kılınmış at-tekhfifu, namazı hafif tutması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin aktardığı, Buhari Müslim'in bizlere özellikle kaynaklık ettiği şu hadiste diyor: İza salla ahadukum linnas, sizden biri insanlara namaz kıldığı zaman فَلْيُخَفِّفْ Namaz özellikle hafif kılsın, hafif tutsun. فَاِنَّ مِنْهُمْ اَسَّق۪يمَ وَالْكَب۪يرَةِ وَالْضَع۪يفَ Aralarında hasta, yaşlı, zayıf olan insanlar var. Onun için hafif kılın diyor. Ama yalnız başınıza kılacaksanız فَلْيُطَوِّنْ مَا شَاءَ Dilediği kadar uzatabilir. فَاِنْ عَلِمَ رِضَى مَحْصُورِينَ Eğer imam öğrenirse, emin olursa rida mahsurina bit tatvil, orada özellikle mahsur tutulmuş cemaatin namazın uzun kılınmasıyla razı olacaklarını bilirse nudibe hineizin, o zaman uzatması menduptur. Ve yundebu telqinu imamihi in vakafet kiraatuhu, menduptur telqinu imamihi in vakafet kiraatuhu, imamın kıraatı vukuf ettiği zaman, durduğu zaman özellikle memun olan kişilerin efendim telkin etmesi, yani ona efendim söylememeleri. Ve in nesiye zikran, imam bir zikir unutursa cehara bihil memum, memum onu sesli söyler liyesma'hu, imam işitsin diye. Zaten memum kendi zikrini yapıyor iken o arada sesli söyler. اَوْ فِعْلًا Ya da imam bir fiil unutursa سَبَّحَ سُبْحَانَ اللّٰهُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّصْبِيحُ لِلْرِّجَالِ وَالتَّصْبِيقُ لِلْنِسَاءِ سُبْحَانَ اللّٰهُ Erkeklere ele vurmak ise kadınlara aittir. فَاِنْ تَذَكَّرَهُ الْاِمَامُ Eğer imam hatırlarsa عَمِلَ بِهِ onunla amel eder. وَاِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُهُ Hatırlamaz ise لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمَامُومِينَ Eğer memum olanlar imama hatırlatmaya çalışsalar, imam hatırlamıyorsa lem yecuz el amelu bi kavlil memumin, memum olanların sözleriyle amel etmek caiz değil. Ve la gayrihim, namazın dışındaki kişilere de. Ve in kathuru, sayıları mütevatir, yani çok olsa bile. Ve in taraka fardan, eğer bir farzı terk ederse vacebe firakuhu, İmamdan ayrılması vaciptir. اَوْ سُنَّةً لَا تُفْعَلُوا اِلَّا بِتَخَلُّفٍ فَاحِشٍ كَتَشَهُدٍ حَرُمَ فِعْلُهَا Eğer imam teşehhüd gibi fazla geri kalmasıyla yapılacak, yani memunun fazla geri kalmasıyla yapılacak bir sünneti terk eder ise memunun bunu yapması haram olur. Harume fi'luha, memunun o fiili yapması haram olur. İmam bir sünneti terk etmiş, memun geride kalarak onu yapmaya çalışması haramdır. İmama tabi olması evladır. Fe in fe'alaha, eğer yaparsa batalat salatuhu, memunun namazı iptal olur.
وله فراقه ليفعلها. Yalnız kendisi imamdan ayrılıp o fiili yapması için bir cevaz vardır, söz konusudur. فَاِنَمْ كَنَتْ قَرِيبًا كَجَلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَ فَعَلَهَا. Eğer imkan bulursa, كَجَلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَ, istiraha celsesinde oturmak için, hani secdeden kıyama kalkacak ya, böyle kalkmadan önce oturuyor bir 2-3 saniye, bir suni teneffüs alıyor, sonra kalkıyor. Onu eğer imkanı olursa, yapabiliyorsa, bu sünnettir. Fe'alaha, yapmaya çalışır. Ve metâ kata'a l-imamu, özellikle burada, burası çok önemlidir. Buna istihlaf diyorlar. İstihlaf ne demektir değerli ilim talebeleri? İstihlaf, imam namaz kaldırırken cemaate, o arada abdestsiz olduğunu ya da onun namazının iptaline özellikle sebep olacak bir durumun peyda olması sebebiyle imamın kendi yerine birisini seçmesi ya da cemaatten birisi imamın geri çekilmesiyle birisini itelemeleri namazı bozmadan, buna istihlaf deniliyor. Yani imamın yerine konulan kişiye efendim meselesinden ötürü istihlaf diyorlar. İstihlafe manası bir yerin boşalmasıyla hemen akabinde oranın doldurulması demektir. Ve metta kat'al imamu salatu, imam namazını kestiği zaman bi hadesin ve metta kat'al imamu salatu bi hadesin, abdestsizlik ile ev gayri ya da abdestsizlik dışında herhangi bir neden ile imam namazını bozacak olursa felahu istihlafu men yutimmuha, onu tamamlayacak kişiyi oraya istihlaf etmesi, ataması bir şartı salahiyyetihi, o kişinin özellikle li imameti hadi salati, bu namazın imameliği için uygunluğu olan özellikle kişinin efendim salahiyetinin şartıyla. Yani bir şartı salahiyeti, onun uygun olması şartıyla li imameti hadi salati, bu namazın imamlığı için. فَاِنْ فَعَلُوا رُكْنًا قَبْلَ الْاِسْتِخْلَافِ, eğer istihlaftan önce cemaat bir rükün yaparsa اِمْتَنَعَ الْاِسْتِخْلَافُ, istihlaf artık imkansız olur. فَاِنْ كَانَ الْخَلِيفَ, yani imamın abdestsiz olması sebebiyle eğer cemaat kendi başlarına namazını hala devam ediyorlarsa artık kimseyi seçemezler. Bir rükün daha yapmadan birisi seçilmelidir. فَاِنْ كَانَ الْخَلِيفَ مَمُومًا caza istihlafu muttaka, eğer halife memum olacak ise, yani imamın yerine geçecek cemaatten bir memum olacaksa, caza istihlafu, onun oraya atanması mutlak bir şekilde caizdir. Ve yura'il mesbuku nazmal imam, tabi mesbuk kimdir? Mesbuk cemaatte namaz kılındığı esnada bir iki rekat sonra katılan, yani bir iki rekatı kaçıran kişiye mesbuk deniliyor. Mesbuk da imamın özellikle düzenini, nizamını riayet eder. O da imamın yerine geçer, yapabilir. فَاِذَا فَرَغَ مِنْهُ, diyelim ki mesbuk, şöyle düşünün. Mesbuk, ya cemaatin namazı 4 rekatsa, onun da namazı 4 rekattir. 2 rekat geç geldiğinden ötürü, o 2 rekat yapmasıyla cemaatin namazı bitiyor, onun 2 rekatı kalıyor. Ne olacak? Kendisi isterse, milletin selam vermesi için işaret verir ya da cemaat isterse imamı bekler, iki rekatını yaptıktan sonra teşehhütte bekler, beraber selam verirler. Tabi cemaatin beklemesi evladır. فَاِذَا فَرَغَ مِنْهُ, imam namazdan feragat ettiği zaman قَامَ قَلْقَرْ وَاَشَارَ, işaret eder kendi cemaatine لِيُفَارِقُهُ, ondan ayrılmaları için اَوْ يَنْتَذِرُوهُ, ya da teşehhütte onlar imamı beklemeleri için. وَهُوَ اَفْضَلِ, ki imamı beklemeleri daha faziletlidir. Çünkü cemaat olmanın zaten imam ile olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazı bu tür durumlarda, yani cemaat olmanın özelliklerinden bir tanesi işin başından sonuna kadar efendim beraber olabilmektir. Bundan dolayı burada da beraber olmaları, imamı beklemeleri daha evladı. وَاِنْ جَهِرًا نَظْمَ الْاِمَامِ رَاقَبَهُمْ, وَاِنْ جَهِرًا نَظْمَ الْاِمَامِ رَاقَبَهُمْ, eğer imamın, وَاِنْ جَهِرًا نَظْمَ الْاِمَامِ, eğer imamın
rekatını bilmezse cemaati gözler. فَاِنْ هَمُّ بِالْقِيَامِ Eğer kıyama kalkmasıyla itina ediyor ve ona meylediyorlarsa, önem arz ediyorlarsa kalkar. وَاِلَّا eğer imam acaba kalkmalıyım yoksa kalkmamalıyım diye. Yani bazen insan imam olurken bu başına geliyor. Yani ben bu secdeden kalkacağım. Teşehhüt müydü yoksa değil miydi? O arada hareket eder. Kendisi kalkma gibi yapar. Eğer cemaat kalkmıyorsa oturur. Yoksa kalkar. وَاِلَّا قَعَدَ وَاِنْ كَانَ الْخَلِيفَ غَيْرَ مَمُونَ جَازَ فِي الْاُولَى وَفِي السَّالِسَ Eğer imamın yerine geçecek olan halife gayra memum, cemaatten biri değilse, mesbuk ise caza fil ula birinci rekaatte ve fis saliseti üçüncü rekaatte özellikle caizdir min rubayeti dörtte olan namazlarda. La fis saniye ve rabiye iki ile dördüncü rekaatlerde olmaz. Çünkü oralarda eğer kendisi imamlığa geçerse onunla cemaatin namazı uyumlu olmadığından ötürü bu mümkün mertebede olmayacaktır. وَلَا تَجِبُ نِيَّتُ الْاِقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ Hani imamın abdesti bozulması sebebiyle biri yerine geçiyordu ya, orada imamlık niyetini getirmeye gerek var mı? Ya da cemaat ona da tabi olma gerek var mıdır? Gerek yoktur. وَلَا تَجِبُ نِيَّتُ الْاِقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ Özellikle imamın yerine geçme niyeti kesinlikle vacip değildir. Bellahum en yutimmu furada. Yani belki bu noktada yalnız başlarına da namaz kılabilirler. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Velau qaddama el imam vahiden. Şöyle bir durum da var. İmam abdestsiz oldu. İmam mı cemaatten birisini seçer, cemaat mi birisini gönderir? İkisi de olur. Velau qaddama el imam vahida. İmam birisini eğer öne takdim ederse وَالْقَوْمُ آخَرْ ve cemaat de günlü başkasını tercih etmededir فَمُقَدَّمُهُمْ اَوْلَى İmamın yani cemaatin takdim edeceği daha evladır. Yani onların öne geçirdiği yani cemaatin öne geçirdiği efendim imam seçilmesi onun öne geçmesi onun tercih edilmesi evladır. Değerli ilim talebeleri faslun evlen nasıl bil imame imamlığa en layık olanlar. Şimdi bu konuya girmeden evvel isterseniz bu konuyu yarına bırakalım. Zira bu konu çok önemlidir. Aynı zamanda biraz da uzundur. Allah'ın izni, bereketi ve inayetiyle hadisler ışığında da bunu biraz sizinle değerlendirmek istiyorum. İmamlığa en çok kim layıktır? Çünkü bizim coğrafyamızda maalesef bu ciddi anlamda riayet edilmiyor. Yaşı büyük olan öne geçer ya da bu noktada ilim ile iştigali hizmeti fazla olmuşsa o öne geçer. Bazen alim olan bir genç ya da bir çocuk olabilir alimdir. Yaşlıdan daha alim ya da normal bir seyyidadan daha alim ama o çocuğu öne geçirmiyorlar. Bu noktada örfi olarak da değerlendireceğiz inşallah teala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربهم جل جلاله ilim okuyup ilmiyle amel eden ilmiyle insanlara ilim neşreden ve ilmiyle insanları şahinşah kılan serfiraz olan ilmiyle bu tür insanlardan eylesin bizi salihlere şehitlere ilhak eylesin amin elhamdülillah elhamdülillah